psikolog Profesör Doktor Zuhal Baltaş, psikolog Profesör Doktor Acar Baltaş bugün bizimle beraberler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ne güzel bir pazar sabahını sizinle paylaşmak. Sizin psikoloji üzerine çok uzun yıllardan beri birlikte de yürüttüğünüz, kişisel olarak da yürüttüğünüz çalışmalarınız var. Çok değerli makaleleriniz, kitaplarınız var. Stresle baş etme yöntemleri, başarı, beden dili. Birçok televizyon programından zaten seyircilerimiz sizi tanıyorlar. Daha dün akşam bir televizyon programındaydınız. Biraz ayağınızın tozuyla ikinci bir televizyon evet. programı olmuş oldu. Ama biz bugün bütün bunları bir kenara bırakıp sizin başka bir yönünüze bağlı olarak bir sohbet geliştirmek istiyoruz. Evlilik, beraberlik ve ebeveyn olma, bir beraberliği götürebilme. Siz üniversitede başlayan bir beraberliği evlilikle sürdüren bir çiftsiniz bildiğim kadarıyla, değil mi? Evet. Kaç sene oldu efendim? Zuhal Hanım size sorayım. Seneleri Acar Bey'e soracaksın. Gerçekten. Peki. Ben öyle bir hayat yaşıyorum ki seneleri saymadan gayet verimli devam eden bir hayat. Harika. Ne kadar güzel. O zaman size sorayım. Evliliğimiz 42, arkadaşlığımız, beraberliğimiz 47. Maşallah. Ya 46. Evet. Ben böyle 40'lı sayıları nazar değdirmemek için Acar'a tarıyorum. Söyletiyorsunuz. Güzel. Peki. Mutlu bir evliliğin sırrı demeyeceğim size. Böyle bir sır yok. Biliyorum ben bunu. Çünkü öyle bir sır olsa herkes onu öğrendikten sonra evliliğini gayet güzel bir şekilde sürdürürdü. Bu uzun bir yolculuk. Buyurun. 47 yıl dediniz değil mi tanışıklığınız 46. için? 46. 42 yılı bunun evliliğine geçmiş. Merak ediyorum Zuhal Hanım. Acar Bey'le evlenme kararı vermenizde onun hangi özellikleri etkili oldu? Niçin böyle bir seçim yaptınız? Çok doğru bir soru. Çünkü çok genç bir yaşta verilen önemli bir karar. Evet. Evlilik hayatın bütününe baktığımızda verdiğimiz kararlardan bizi en çok etkileyeni, sizi ya alıyor, yükseltiyor, ya sıradanlaştırıyor, ya bazen de çok daha kötü bir şekilde hayatımızı zehir edebiliyor. Bu kesişme noktasında galiba bizim şansımız buluştuğumuz mekandı. Mekan bir kütüphaneydi. Bilginin zenginliği ve bilgiyi sevmek birleştirdi herhalde. Yenilikleri aramak, farklılıkları tatmayı sevmek. Çok gerilere götürüyorsunuz beni. Hani herhalde hareketliliği, kibarlığı. Evet. Ne güzel, bunca yıl sonra bu evet. kadar geçmişe gidip bunları tek tek hatırlayıp sayıyor olmak sizin bu özelliklerle yaşadığınızı, yaşamınızı evet. da böyle devam ettirdiniz. Bir de üniversitenin çok karışık bir dönemiydi bizim okuduğumuz yıllar, 68'li yıllar. Orada hakikaten nezaketi yaşatmak zordu. Evet. Ve bilgi çerçevesinde mücadeleyi bilgiyle yürütmeye çalışmak da zordu. Hı hı. Böyle zorlarla buluşuldu. Onun için başlangıç hakikaten önemli. Çok önemli değil mi? Başlangıç noktası, önemli. Evet. Kesişme noktalarınız. Hani hayırlı karşılaşmalar deniliyor ya, bizimki hayırlı karşılaşma oldu. Ne güzel, ne mutlu. Çünkü o başlangıçta değerlerinizin eşit olduğunu, birbirine yakın olduğunu bilebiliyorsanız, zaman tanımanız lazım tabii bunun için kendinizi. Bu zamanı tanıdığınızda ortak değerler varsa farklılıklar birleşiyor. Kişilikleriniz farklı da olsa çıkış yolunuz ortaklaşıyor. Çok güzel ifade ettiniz. Ne güzel anlattı Acar Bey. Eşiniz sizinle ilk tanışma anını, aynı şeyi sizden de istesem. Sizin Zuhal Hanım, işte benim eşim Zuhal olmalı dediğiniz noktalar nelerdi? Size bu kararı verdiren neydi? De, o yıllarda böyle bir şekilde yola çıkmıyorsunuz. Ama ne çekti derseniz, evet yani bir kütüphanede, diagonal oturduğumuz bir yerde rastlaştık. Zuhal bizim sınıfa bir yıl sonra gelmişti Ankara'dan. Dolayısıyla yanındaki arkadaşıma kim diye sordum. İşte bizim sınıfta dedi. Aa öyle mi dedim. Yani ondan sonra tabii sınıf arkadaşı olduğumuz için yakın olduk, beraber olduk. Ve oradan başlayan arkadaşlığımız böyle o dönemdeki çok kısa bir aradan sonra hep aynı güçle devam etti. Ve biz yani evlendiğimiz yıla kadar bir kere belki tartışmıştık, o kadar. Yani o kadar birbirini tamamlıyorduk ki kişiliklerimiz epeyce farklıdır.
insan yani bir beraberlikte kişiliğin farklılığının payı o beraberliğin iyi gitmesi için aslında çok önemli değil. Yani kişiliklerin ortak olması çok önemli. Önemli olan Zuhal'in işaret ettiği gibi değerlerin ortak olması. İnsanları bir arada tutan ortak değerler oluyor. Çünkü değerlerimiz, davranışlarımızın arkasındaki sebep, neden öyle yaptığımızı çok kere kendimizin de fark etmediği temel yapı değerler. O değerlerin işte yeniliğe dönük olması, bilgiye dönük olması, birbirine değer vermeye dönük olması, gençlerle konuştuğum zaman her zaman söylüyorum. Yani kibarlık ve nezaket yaşamak evet. için hiç gerekli Şimdi değil. Şimdi biraz o ihmal edilen. Yaşamak için hiç gerekli değil. Ama hayatı hayatı incelten, değerli kılan, yaşanır kılan, estetik katan bir şey değerler. Hı hı. Ve nezaket. Dolayısıyla da bu da işin bir parçası. Dolayısıyla bu böyle bir yolculuk. Yani bizim zaman zaman toplantılarda işte bu sırrı diye sorarlar falan. Ben derim ki eşinizle ilk 6 ay yaşadığınız, tanıştığınız ilk 6 ay yaşadığınız heyecanı yaşamak ister misiniz? Erkekler yani nereden çıktı bu başımıza gibilerden. Hanımlar isteriz isteriz yaparlar. Derim ki ona tanıştığınız ilk 6 ayda davrandığınız gibi davranın. Bu kadar basit. Yani işte onun içinde gerekirse esprili şekilde de neler var konuşulabilir. Hı hı. Yani dolayısıyla bir bakıma hani sır aranıyorsa işte o 6 ayda gösterdiğimiz özen neyse o özeni göstermek için gayret harcamak. O zaman duyguları da canlı tutuyorsunuz. Ama tabii bu arada yani bu kadar uzun bir beraberlikte değişiyor birçok şey. İşte o değişimi birlikte yapabilmek de çok önemli ki yani evet. bizim hayatımızın bir kişi belki... değişmemeli değil mi? Yani evet. eğer bir evet. ilişki varsa ortada iki kişinin değişmesi ve o değişimi de uyumlu bir şekilde yapmak evet. herhalde. Uyumlu hale getirmek önemli. Evet. Hani ben başlangıç dedim değerler. Acar onu daha da ayrıntılandırdı. Sonra birlikteliği beraber yaşayarak zenginleştirmek. Sonra da buna anlam katarak sürdürebilmek. Hı hı. Çünkü her evlilik veya çoğunlukla çok uyuştuğunu ve mutlu olacağını düşünerek başlayan bir süreç. Tabii. Herkes, her şey güzel başlıyor. Evet. Bütün ilişkiler evet. güzel başlıyor. Herkes bu hayatın ona daha farklı şeyler getireceğini düşünüyor. Hı hı. Belki bazıları geçmiş hayatından kopup yepyeni bir şey açacak diye düşünüyor. Ama birlikte çıkılan yola nelerle ilerleneceği, neyi üst üste koyacağı, ne konuda değişeceği önem kazanıyor. Değişimi yaparken kendi kişisel tutkularınızla değil, dünya tutkularıyla ilerlemenizi ben önemli görüyorum. Orada tabii öğrenmek ve yeniliğe açıklık sizi zenginleştiren bir özellik. Hı hı. Çalışmada buluştuk biz Acar'la. Yani hangi işi yapıyorsak birlikte çalışabildik. O çalışmada buluşmak hem sizi hem karşınızdakini geliştiriyor ama bu çok ciddi bir şekilde topluma yansıdığında size bir daha dönüyor. Dönüyor. Sonra da bu işi sürdürebilmek, hani çok güzel başlayabilir, çok güzel günleri olabilir ama beraberliği sürdürmek de ortak bir anlamın peşinde koşmakla mümkün. Hı hı. Peki, şimdi evet. değerler önemli dediniz. Ortak değerde buluşma, evlilik açısından önemli. Yani benzer değerleri taşıyan insanların bir araya gelmesi, o evliliğin sağlıklı ve uzun soluklu olması için önemli. Ama o değerlerin oturması için de belli bir yaşın üzerinde olmak gerekiyor. Yaş faktörü o zaman önem kazanıyor evlilik kararı verirken. Ne dersiniz? Yaş faktörü tabii ki çok önemli. Yani hele günümüzdeki Türkiye koşullarını konuşursak bir insanın kendisini tanıması ve bulması büyük bir süreç. Hatta belki de tamamlanmayan bir süreç. Çünkü değişmeden yaşanmayan bir hayat var. Ancak bildiğimiz bir şey olgunlaşmanın, fizyolojik ve psikolojik olgunlaşmanın bir süreç olması. Fizyolojik olgunluğun bir yetişkinlik dönemine gelmesi zaten 18 yaşın ötesine evet. geçmekle mümkün. Bunun önündeki kararlar her açıdan çok yanlış. Bütün uygulamalar her açıdan çok yanlış. Özellikle
kadın için çok yanlış. Biyolojik olarak güçlü olan ama fizik olarak zayıf olan kadın, erkekle kadın ilişkisindeki doğru yolu bulmada ciddi bir yaşa ihtiyaç duyuyor. Pardon, bir şey söyleyeyim. Ancak yaş da tek başına bir belirleyici olmuyor. Çok ileri yaşta doğru kararlar verilebileceği gibi, çok ileri yaşta hiç karar verilemez bir döneme de gelinebiliyor. Aile değerlerinin çok sağlam oturması sizin kendinizi bulmanızda hız kazandırıyor. Şimdi başından beri ikimizin de vurguladığı şey, hayata anlam vermek diyoruz. Ne için yaşadığını bulmak aslında otobiyografik hafızamızda kazınıyor. Yani çocukluk dönemimizde ben ne için yaşıyorum? Ailemde konuşulan değerlerle ilgili. Aileniz size neyi kazıyorsa onlar sizin hayatınızın yolu oluyor. O zaman Zuhal Hanım şunu söylerler, aile çok önemli, aile çok önemli evlenirken. Sizin söylediğinizle de bağdaştırdığımız takdirde ailelerin benzer değerlerde olması, birbirine yakın olması, benzer aile yapılarına sahip olmak önemli bir unsur evlilikte. Evet, ailelerin belki farklı özellikleri ileri yıllarda birbirlerine negatif veya pozitif gelebilir ama çok ciddi fark insana verilen değer, öne koyduğu değer ne? Hı hı. Öne koyduğu değer insansa, öne koyduğu değer yaşamsa, öne koyduğu değer evrenin bütünlüğü ise o zaman buluşmak çok kolaylaşıyor. Ben ailemde böyle yaşadım, Acar böyle yaşamış. Yolumuzu çizen şey bilginin insan hayatını güzelleştirmesiydi. Tabuların içinden çıkmış insanların onlara el verildiği zaman hayatlarını ne kadar farklı yaşayabildiklerini görerek yaşadım ben. Yani aynı alanda çalışmak ilişkiyi yıpratır, kuvvetlendirir gibi böyle bir hani ahkam kesen cümleler yanlış herhalde. Ne dersiniz? Psikolojide aynı alanda olmak bence çok iyi. Psikolojide öyle mi? Evet. Çünkü belki birimiz psikoloji okusaydık, birimiz farklı bir alan okusaydık, birbirimizi besleyip farklı şekilde geliştirebilirdik ama psikologların her şeye rağmen yargılayıcı olduğu ve insanın kişiliği konusunda kararlar verdiği inancı var çok yaygın olarak. Ve artık şunu biliyoruz ki kararlarımız doğru değil ama bu ön yargılı kararlar bizim hayatımızı yönetiyor. O zaman ben her Acar'ın söylediğinde acaba bunu nereden çıkarttı diye düşünebilirdim ya da ben ona her şeyi bir şey söylediğimde o bunu nereden çıkarttı? Şimdi biz neyin nereden çıktığını bilince kolay ilerliyoruz. Ama bu da şey yani şunu hep merak ederim Acar hocam. Yani terzi söküğünü dikemez derler. Şimdi psikolojiye dair çok şey biliyorsunuz. Ama çok şey bilmek insan reflekslerini şey yapar mı? Engeller mi? Yani mesela öfkenize kapıldığınız, birbirinize zaman zaman hani bütün o bilgilerin dışında davrandığınız oluyor mu? Olur mu? Öfke kontrolü en zor şey. Zaten evliliklerin ana problemi. Öfke kontrolünü geliştirmek için sükunete ihtiyaç var ve güvene ihtiyaç var. Yani buradaki iki kavram, saygı ve güven, aslında öfke kontrolünün temeli. Evet. Siz çok iyi iki noktadan değer oturtmuşsunuz. Evet. Psikolojiyi yani aynı alandan gelmenin biz avantajını yaşadık. Çünkü birbirimizin alanları farklı olduğu halde birbirine çok hızlı geçişler yapabildik. Ben insanların sağlıklı ve verimli olması konusunda işte stres araştırmalarını 76'da Türkiye'de başlattım. Acar nöropsikoloji yaptı. Bugün herkes beyinden başka bir şey konuşmuyor. Hangi davranışı anlatıyorsak beynin bir lobunun bir bölgesini oturtturma ihtiyacındayız bütün davranış bilimciler olarak. Evet. O zaman birbirine çok destekli bir alanda ilerlediğimizi görüyorum. Bir de çok hızlı ilerleyen bir bilimdeyiz. Hakikaten her gün yeni şeyler bunun bekleniliyor. Bu avantaj. Acar için bilmiyorum. Yani bu çok sık karşılaştığımız bir soru olmuştur bütün hayatımız boyunca. Bunun aynı mesleği yapmanın insanları yaklaştırması veya uzaklaştırması esas olarak çok onun daha bir adım gerisindeki çok temel bir tutumla ilgili. Eğer bir önceki sorunuzla da bağlantılandırmak istiyorum. Birey olmuşsa insanlar sağlıklı bir evlilik, beraberlik sürdürme şansları var.
birey olmamışlarsa, bu çok önemli. İşte erken yaşlar buna engel, kadınlar için daha da önemli. Yani hala daha annesinin babasının çocuğuysa, kendi bağımsız kararlarını vermek konusunda olgunlaşmamışsa, o zaman zaten o beraberlik iki kişinin yaptığı değil, iki ailenin yaptığı beraberlik oluyor. Evet. Ve dolayısıyla da birçok çatışmaya da zaman içinde açık hale geliyor. Ama birey olanlar kendi çekirdek ailelerini kurmuş olarak ilerleme şansına sahip oluyorlar. Şimdi bu birincisi. İkincisi ve önemlisi, eğer rekabetçi bir kişiliğiniz varsa, yani hakikaten işte o birey olmak tarafıyla da ilgili, aynı meslekte olmasanız da kim daha çok biliyor yarışmasına giriyorsunuz birçok konuda. Veya kazanıyor daha tehlikeli yarış. Ve tartışmaları kim kazanıyor, kim daha çok haklı çıkıyor yarışmasına giriyor. Bir güç mücadelesine dönüyor. Evet, eğer sizin eşinizle, partnerinizle birbirinizi tamamlamak, sinerji yaratmak yönünde bir duruşunuz varsa, o zaman zaten karşı taraftan geleni kucaklıyorsunuz. Dolayısıyla da biz hayatımızın bütün akışı içinde aslında bilgilerimizi sinerji yaratmaya dönük kullandık. Ve Türkiye'ye iki tane kavram hediye ettik. Yani Zuhal 1975-74 yılında stres konusunda çalışmalara başladı. Ben daha sonra bu konuya dahil oldum. Stres kitabını 1986 yılında yazdık. Bugün işte 40. baskısını geçti. Hala temel bir kitap olarak raflarda duruyor. 1991 yılında beden dili kitabın, bedenin dili kitabını yazdık. İşte bugün 50. baskısını aşmış olarak hala raflarda duruyor. Bu bizim farklı alanlardaki bilgilerimizi birleştirmemizin sonunda, evet, sinerji yaratmamızın sonunda oldu. Hiçbir zaman yarışmadık. Her zaman birbirimizi öne çıkartmaya çalıştık. Şimdi evlilikler de zamanla ve gelişmelerle, işte teknolojinin gelişmesiyle, anlayışların değişmesiyle kılıf değiştiriyor, farklılaşıyor ve biraz daha sanki zorlaşıyor. Özellikle evlilik kararı verirken de ben en çok şuna mesela takılıyorum. Genç çiftlerde bakıyorum. Sanki evlilik sadece o düğünün gerçekleşmesine kadar yaşanan bir süreç. Yani bütün o ritüelleri yaşasınlar, evlilik bu demek. Ama ondan sonrasına dair çok fazla fikirleri olmayabiliyor. Herkes için konuşmuyorum tabii. Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Şimdinin evliliklerini nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tekrar Zuhal'in başladığı yere geri döneceğim. Gençler değerlerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Değerlerinin farkında değiller. Değerlerin hayatta ne kadar önemli olduğunun farkında değiller. Karşılarındaki kişinin değerlerle ilgili verdikleri işaretleri anlamıyorlar. Duygusal ve cinsel çekimin coşkusuyla bir araya geliyorlar. O aşkla ve o aşk aslında 2 sene sürüyor en fazla. Bir hastalık hali aslında baktığımız zaman beyindeki gelişme açısından. Çünkü beyinde aşk yaşandığı zaman eleştirel bölge kapanıyor. Yani aşkın gözü kördür, Shakespeare'in sözü bu. Oradan geliyor. Evet, gerçekten kör. Ama sonra açılıyor. Yani böyle bir şey söylediği zaman, yani hayır öyle değil, hayır aslında öyle değil, sen yanılıyorsun, yani sonsuz bir koruma var. 2 sene sonra veyahut da zaman içinde kimine göre daha kısa zamanda bu açılıyor. Açıldığı zaman 2 ihtimal var. Ya değiştirmeye çalışıyor karşı tarafı, ya kabul ediyor. Yani olgun sevgi işte o kabulden sonra ortaya çıkıyor. Şimdi biraz evvel çatışmayı sordunuz. Yani hayatta bir düsturumuz var. Aynı amaca hizmet eden insanlar. Bu iş hayatı için de geçerli. Bir anlaşmazlık yaşadıklarında ya haklı olurlar ya mutlu. İkisini birden olamazsınız. Ya haklı olurlar. Ya haklı olursunuz ya mutlu. Ya mutlu olursunuz. İkisini birden olamazsınız. Ama buradaki ön şart ne? Aynı amaca hizmet ediyorsanız. Şimdi evliliklerde insanların aynı amaca hizmet ettiğini, aynı hedef yönünde ilerlediğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu açıdan baktığınız zaman zaten haklı olmaya çalışmıyorsunuz. Yani haklı olmak
Çok basit bir şey. Ne güzel şeyler söylüyorsunuz. Siz böyle konuşun, ben akşama kadar dinlemeye. Evet, hazırım ama sanırım izleyiciler de öyle. Belli aşamaları var. Mesela 2 sene sonra, 6 ay sonra dediniz ya, aşkın bittiğinde bahsettiniz. 2 sene sonra başka bir gelişme oluyor mu, ya da 5 sene sonra böyle kritik bir şeyler var mı? Yani başka dönemler var mı? Ama bu ihtiyaç yöneliyor anlamında yani evliliğin o süreci. Aşamaları var mesela, derler ya 7. yıl çok kritiktir. Evet. İşte 10. yıl şöyledir. Var mı böyle bir şey hakikaten? 5 yıldan sonra hani düzelir. Bu böyle bir istatistik var. Var mı? Evet. 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 Böyle bir istatistik var. Evet. Bir ortalama çıkıyor. Hmm. İnsanlar birbirleriyle olan doyumu tamamlıyorlar. Ondan sonra bir miktar sürüklüyorlar. Daha sonra ben bunu niye sürüklüyorum sorusunu sorup vazgeçmeye yaklaşıyorlar. Ama burada yine Acar'ın mutlu mu olacaksın, haklı mı olacaksın meselesi var. Bu aşkın gözü kör düğü kalktığında mutluluğu seçebilmek için çok ciddi bir şekilde başlangıçtan itibaren kolay olanı seçmemek gerekiyor. Kolay olan sevmek. Bir insanı sevebilirsiniz ama o insanı anlıyor musunuz ve o anladığınız insanla anlaşacağınız noktaları belirlediniz mi? Hmm. Sevmek kolay, anlamak çok zor. Evet. Ben onu anlıyorum dediğinizde belki o insan aslında kendisini o konuda o kadar iyi anlamıyor. Ben seni anlıyorum diyor birisi, bana beni tarif ediyor, o ben değilim. Nasıl anlıyoruz? Anlıyoruz ama nasıl anlıyoruz? Kendimize mi benzetmeye çalışıyoruz? Yani onun da etkisi var. İşte değiştirmek o zaten en büyük yanılgı. Ben onunla evleneyim. İçeride gösteririm ve değiştiririm dediğinizde 7 yıl uğraşıyorsunuz, sonra vazgeçiyorsunuz. Ondan sonra evet. Öyle yola çıkmamak. Şimdi yani Zuhal'in söylediğine son bir şey daha söylemek istiyorum ki yani konunun aslında en kritik noktası işte bu sevmek. Yani kendimizden kaynaklanan sebeplerle severiz. Yani bir objeye dönüktür, bir insana dönüktür ama aslında temel bizim kendi ihtiyacımızı karşılamak için severiz. Tanımak sevmekten zordur. Tanımak. Affedersin. Anladığınız zaman tanıyacaksınız. Tanımak sevmekten zordur. Zordur, evet. Sevmek kolay çünkü kendimizden kaynaklanan sebeplerle seviyoruz. Ama tanımak, karşı tarafın gerçeğine, dünyasına yaklaşmak, kendimizin dışına çıkmak ki zaten sağlıklı bir beraberlik, evlilik kendinin dışına çıkmakla yani... birey olma özelliğini koruyup aynı zamanda bir başka insanla birleşebilmek, kendi birey olma özelliğini kaybetmeden. Evet, aslında konu çok yani herkesi çok yakından ilgilendiren çünkü hayatın çok özünde olan bir konu. Ama çok yapılan yanlışlar neler? Sizin gözlemlediğiniz evlilikte kişileri sona götüren ya da mutlu evliliği mutsuzluğa dönüştüren, yani çünkü mutsuz bir evlilik de herhalde hayatta bir insanın cehennem azabı diyor. Evet, başına gelebilecek en kötü şey olsa gerek. Nedir? Neler o tespitlerinizi öğrenmek isterim. Evet. Ne güzel. Herkes sözü birbirine bırakıyor. Efendim? Acar Bey başlıyor. Peki. Peki ben başlayayım. Yani birincisi haklı çıkmaya çalışmak. Biraz evvel söylediğim gibi. İkincisi karşısındakine özen göstermemek. Yani bu demin söylediğimiz ilk 6 aydaki gibi davranın dediğimin. O ilk 6 ayda nasıl davranıyorlar, sonra nasıl oluyor? Bir esprili bir dille belki anlatabiliriz. Yani şimdi geçmişte ben böyle daha geniş topluluklar önünde bu konularda konuşurken mesela şöyle bir örnek verirdim. Yani işte bir restorana gittiniz, bir şey ısmarladınız. İşte kız arkadaşınız dedi ki işte benim etim orta pişmiş olsun. Biraz sonra sert bir et geldi veyahut da bir et geldi. Hemen nasıl, istediğin gibi mi, değilse değiştirelim falan. Bir keresinde katılımcılardan birisi demişti ki aman ne diyorsunuz yani Allah aşkına zorluk çıkartma, ne getirdilerse ye önlediler mesela. Veyahut da arkandan kapı açık galiba, yani cereyan yapmasın falan. Ondan sonra... İstersen yer değiştirelim. Yerine ne oluyor? Hanım burası cereyan yapıyor, sen buraya gel. Daha da beter. İhtiyaçlar. Bu daha da beter bir hal. Yani dolayısıyla özen göstermemek önemli bir sebep diye düşünüyorum. Üçüncüsü yani işte birey olmamakla kaynaklanan kendi
içinden yetiştiği aileyi aile kabul etmek. Hmm. Yani senin ailen kim kendi değil? Kendi kurduğu aileyi değil de kendi yetiştiği aileyi yani aile annesini babasını ailesi kabul etmek. Yani çünkü senin ailen kim dediğiniz zaman bu araştırmalarda da çıkıyor. Annem babam diyor yani. Hı-hı. Eşim çocuklarım demiyor. Bu önemli bir faktör. Değerlerin uyuşmamasını konuştuk. Beraber gelişememek önemli bir sebep birçok beraberlik için. Tabii ki sadakatsizlik çok önemli bir başka sebep. Yani ortak heyecan paylaşmamak. Ortak heyecanı paylaşmamak. Yani bazen genişte böyle esprili bir dille anlatmaya çalışıyoruz. Yani hanımlar diyoruz eşiniz maç seyrediyorsa, futboldan zevk alıyorsa yani oturun onunla beraber seyredin. Çok aksine bir angajmanınız yoksa da eşinizin tuttuğu takımın tarafını tutun. Yani çok kuvvetli bir bağınız varsa takımla o ayrı konu ama öyle bir bağınız yoksa. Çünkü niye? Ortak heyecan insanları birbirine yaklaştırıyor. Hı hı. Yani duygusal ve cinsel çekim sağlıyor. Hı hı. Kendi arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih etmek. Yani şimdi bunların hepsinde doz önemli. Beylere de diyoruz ki... Şu hocam şu. Sürekli olarak yani, telefonla, bilgisayarla... Beylere de diyoruz ki yani eşiniz bir dizi seyrediyorsa ne anlıyorsun bu aptal şeyden deme. Otur seyret belki eşini de daha iyi anlarsın. İşte hanımlara da yani akıllı eğitimli insansın. 22 tane adam bir tane topun peşinden koşuyor. Seni niye bu kadar ilgilendiriyor bu deme. Yani ortak heyecan insanları birbirine yaklaştırıyor. Evet. Birbirinin zevklerinden heyecan duyduğu şeyleri anlamaya çalışmak ve ona yaklaşmaya çalışmak. Eleştirel olmamak. Yani genellikle bunlar insanları birbirinden uzaklaştırıyor veya aksi yaklaştırıyor. Maçlara ve dizilere eleştiri olmayacak sanıyorum. Evet. Maçta eş yani beyin yanında, dizide hanımın yanında oturulacak diye anlıyorum. Yani, şöyle bir şey çünkü eğer öyle olmazsa ayrı odalarda yaşamlar sürdürüyor aynı evlerin içerisinde. Oluyor, ayrı televizyonlar, evet. Ayrı odalar. O da bir evliliği. Zaten kopuşun galiba evet. Günümüzdeki en önemli özelliği bu. Ailelerin konforu arttıkça ve çocuklar ailenin ilişkilerine değil konforuna ortak olmaya, hayatına değil imkanlarına ortak olmaya başladıkça herkesin odasına çekilebileceği bir odası, kardeşlerin de ayrı ayrı odası ve kardeşlerin de ayrı ayrı televizyonları, annenin babanın da ayrı ayrı televizyonları, bir de cep telefonları olunca birlikteliği nerede bulabileceğiniz ciddi bir kuşku alanı oluşturuyor. Peki sizin buluşma alanınız nedir? Yani sizin mesela hayatınıza dair... Keşke şimdi eve bir kamera koyabilseydik. Aynı masanın üzerinde farklı iki kitap. İkimiz dün akşam karşılıklı oturuyorduk. Öyle bıraktık çıktık. Harika. Bizi buluşturan yer hala masa. Çalışırken de beraber çalışıyorsunuz. Çoğunlukla evet. Yani çoğunlukla. Ayrı konuları çalışıyoruz. Evet. Ama aynı masada. Aynı masada çalışıyoruz. Her zaman uzun bir masamız var. Veya yuvarlak bir masamız. Çünkü ben... okuduğum yeni bir şeyi mutlaka anlatmak istiyorum. Acar da okuduğu yeni bir şeyi mutlaka anlatmak istiyor. Kime anlatacağız? Duvara anlatamayız. Telefonu anlatamayız. Çok güzel bir yazı okumuştum. Sıra arkadaşlığı üzerine. Diyor ki o yazıda yazar. Eşler diyor birbirinin bir adım önünde olmamalı. Bir adım gerisinde de olmamalı. Sıra arkadaşı olmalı. Aynı sırada yan yana. Evet. Birlikte bakmalı, birlikte görmeli, gördüğünü birbirine göstermeli. Sanıyorum o paylaşım çok önemli. Bizi de şu son dönemde birbirimizden uzaklaştıran, çocuklarımızı da bizden uzaklaştıran en önemli şey paylaşım eksikliği. Sosyal medya, bilgisayar, teknoloji. Evet, bütün bunlar sanıyorum çok olumsuz faktörler değil mi? Yani teknolojiyi bütünüyle olumsuza koymak mümkün değil de alanlarını sınırlayabilmek. Çünkü bazen biz aynı odada teknoloji üzerinden de anlaşıyoruz. Öyle mi? Evet. Onu da inkar evet, etmeyelim. Onu da inkar etmeyelim. Oğullarımızla da hatta bizim bir oğlumuz iki oğlumuz da danışmanlık yapıyor. Alanları biraz farklı. Onlarla aynı odada otururken hepimiz bir ekrana bakıyorsak
şimdi benim gönderdiğime bak dediğimiz oluyor. Herkes ona bakıyor. Ona sonra onu kapatıp tartışıyoruz üzerine. Evet. Ama iletişimi ekran başlatıyor. Ama yine de iletişimi kesmiyorsunuz. Hayır. Kendi başınıza görmüyorsunuz. Kendi başınıza değerlendirmiyorsunuz. İşte ortak ilgi ve ortak heyecan en önemlisi. Hı. Yani bir beraberliği sürdüren en önemli faktörün ortak ilgi ve ortak heyecan olduğunu düşünüyorum. Sıra arkadaşlar. Ben hiç anlamadım program nasıl geçti. Programın sonuna geldik. Geçti mi? Sizi geçti. Vallahi ben de bir anlamadım bu gerçekten. Acar Hoca çok stres kitabından söz etti ya. Evet. Aslında evlilik stresi 100 üzerinden değerlendirirsek 50'lik değere sahip. Hem çok mutlu hem çok mutsuz olayların bir arada yaşanacağı, yaşandığı bir durum. Tam ortasında. Hı hı hı. Eşle beraber olmak. Yani yeni bir uyum kazanmak zorundasınız. %50 siz varsınız, %50 yeni bir siz olacaksınız. Buna hazır değilseniz evlilik çok zor. Çok peki güzel. Yani ben de bir şey söyleyeyim, kapatıyorsunuz programı. İnsanlar iyi bir evlilik için doğru insanı bulmak için çaba harcıyorlar. Halbuki iyi bir evlilik her şeyden önce doğru insan olmakla başlıyor. Çok güzel. Dolayısıyla da yani dün akşam da bunu söylemiştim. Evrendeki tek mükemmellik farklılık. Hı hı. Ve bizi de farklı yapan kusurlarımız. O karşımızdaki insanı o kusurlarıyla kabul ettiğimiz zaman, işte biraz evvel sizin söylediğiniz değiştirmemek, değiştirme çabasına girmemek, o farklılıkla kabul ettiğimiz zaman aslında birlikte hareket etmek ve kendimizi karşımızdakine tam olarak açmak mümkün olabiliyor. Vallahi sizden öğreneceğimiz, bu güzel sohbetinizden çıkaracağımız çok şey var. Konular da çok çeşitli. Biz yine sizi bir başka programımızda, başka konular üzerinde misafir etmekten büyük mutluluk duyarız. Döküldü yaprakların mazimden o bahçeye kayboldu dudakları seven